Merhabalar, tekrar birlikteyiz. Sizlere bugün APR komutunu anlatacağım. APR komutu kaynak verinin sinüs, kosinüs ve doğru fonksiyonunu hesaplar. Yani hem sinüsünü hesaplar, hem kosinüs hesaplar, hem doğrusal olarak hesaplar. Doğrusal fonksiyon ise x ve y arasındaki herhangi bir ilişkinin çizgi segmentine yaklaşmasına izin verir. Şuradan önceden yaptığım bir APR komutunu anlatacağım. Bu APR komutuyla biz skala sistemini yaptık. Bir bölümü reel, ikinci skalamızda normal, realsiz yani düz integer datalı olandır. Şurası da anlamanız için APR komutunun sinüs ve kosinüs hesaplaması. Şu anda bir yükleme yapalım. PC'mize, CPU'muza. Yükleme yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz üzere 30 derece, 30 dereceyi hex desimalinde 300 olarak yazıyoruz. 30 derece yazdığınızda 0.800 0.8686 şurada 4 rakamlı olduğu için göstermiyor. Şuradan da anlayacağınız gibi 30 derece hesapla dediğimizde bize gördüğünüz gibi bu hesabı verdi. Sol tarafta 8'den sonrakini 0 olarak kabul ediyoruz. 0 nokta. Bu şimdi kosinüsünü hesapladı. Şuradan bunu sıfırı aldığımızda sinüsünü hesaplayacak arkadaşlar. Kaydedelim. Gördüğünüz gibi şu 3 tane sıfırını görmüyorsunuz. Virgülden sonra zaten görünmüyor. Şu 5'ten sol tarafını 0.5 olarak sinüsü hesapladı. Gördüğünüz gibi 5. Yani bu şekilde de sinüs hesaplamasını yaparsınız. İlk başta da dediğim gibi APR, sinüs, kosinüs ve doğrusal fonksiyonunu oluşturur. Bu yaptığınız işlem sinüs ve kosinüs hesabı ve sinüs doğrusal fonksiyonu ile de skala sistemi yapıyoruz. Bunu anlamanız için ilk önce komut yardımından size bir bahsedeyim. Un signet integer data olarak ayarlar signet data, integer data ve signet prefixin floating point data yani bu reel sayı olarak ayarlar. Burası 32 bit olarak ister 32 bit isterseniz 16 bitlik sisteme göre hesaplar. Burası da 16'lık sisteme göre hesaplar arkadaşlar. Burada da gösterildiği gibi segment ve 16 bitlikte bu şekilde 32 bitlikte 32 bitlikte şöyle dikkat edeceksiniz. C1 ve C2'lere yani şurada S datasını C'nin içine ilk etapta data ayarını yapıyorsunuz. Yani şu ayarı yapıyorsunuz. Bundan sonraki ayarlarda X ayarları, C'yi ayarladığınız C1'in ve C2'lerin WORD olarak 32 bitlik bir veri olarak yapıyor. 16 bitlik yaparsanız sadece C'yi ayarladıktan sonra X0 ilk baş, Y0 ikinci, X1 Y1 olarak da belirtiyorsunuz arkadaşlar. Bunun skala sistemi olarak ayarlıyoruz. Skala sistemi de var fonksiyonu. Genelde hep bunu kullanıyoruz. Burası ise eksi koordinat sayısı yani kaç tane koordinat sayısı kullanacağımızı belirtiyor. Normal integer olarak real kullanmayacak isek şuraya
8 yapıyoruz arkadaşlar. Şu gördüğün şuraya 1 yaptığımızda 8001 yaptığımızda integer olarak hiçbir şeye dokunmazsa, sadece 201 sayısını yaparsak da real olarak çalışmakta. İlk önce sizlere birinci kanalımın APR'nin birinci örneğini real olarak ayarladım arkadaşlar. Omron'da FLT komutu gelen integer datayı real sayıya çevirir. Fix ise real 32 bitliği 16 bitliğe çevirir arkadaşlar. Yani integer'e çevirir. Eğer FLT'nin buraya bir L koysak, burası 2, çıkışı da 2. Yani 16 16 bitlik, burası da 16 16 bitlik. Yani 32 32 olarak hesaplar. APR komutunun ilk D100 yazılan yere ayarlarını yapıyoruz arkadaşlar. O da şuradan başlıyor. Göstereyim. Birinci ayarımızın D100'ün içine fonksiyon bilyonun nasıl çalışmasını istiyorsak onu ayarlıyoruz. Biz buraya ilk önce reel sayı olarak çalışmasını istediğimiz için buraya 201, şu gördüğün son birlik, bir koordinatlık olarak yapmasını istedik. Buraya 1 yazıyorsunuz. Sonrakileri de arkadaşlar 101, 100'den sonra 101, 2 word atıyorsunuz, 103, 2 daha atıyorsunuz, 105, 2 daha atıyorsunuz, 107. Yani 32 bit 32 bit ayarlamış oluyorsunuz. Çünkü D100 sadece bir 16 bitliktir. Ondan sonrasındakine hep 32 bitlik. Bu şekilden sonra skala ayarlarımızı yapacağımız yere de FLT komutuyla integer sayılarımızı reale çeviriyoruz arkadaşlar. İlk önce x0 koordinatının, yani skala değerinin 0, y kısmını, y0 kısmını da 0 atıyoruz. x1 kısmına, yani şu ilk baş 0 dediğimizde 0'la analog sayısı olarak düşündüm arkadaşlar. 12.000 olan 0 ile 12.000 arasında bir değer geldiğinde bana çıkışımı maksimum 0 ile kaç arasında göstermesini istiyorsam analog. Ben 150'lik olarak bunu yaptım arkadaşlar. Buraya 100 atıyoruz arkadaşlar. Bunları da FLT komutuyla integer sayıları reale çevirdikten sonra burada da reel sayıları normal 32 bitlik movl komutuyla taşıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şu anda şuraya bir değer yazalım. Diyelim ki 12.000 maksimum analogdan bir sinyal geldiğinde arkadaşlar, gördüğünüz üzere %100 bana bir çıkış veriyor. Burada 0 olarak görünüyor. Çünkü bunun çıkışı da 32. Burada 201 ayarladığımız için, 32 bitlik bir değer olduğu için, D100, D51 içinde kaldığı için değer. Şuradan da anlayacağınız şekilde göstereyim. Burada kaldığı için değer 0 olarak kabul ediyor. Siz iyi anlamanız için buraya ben reelden integer'e çeviren bir blok attım. Şimdi arkadaşlar bir değer de atalım. Buraya da 100 gelsin. 1000 gelsin. 1000 geldiğinde de artık gördüğünüz gibi %8 bir çıkış verdi. 1500 yapalım. 12, %12'lik bir değer verdi. Bunu 10.000 yapalım. Gördüğünüz gibi %83
Yani ben şurada şu anda şuradan verdiğim değer analogdan gelen sinyal olarak düşünürseniz CLT komutlarında CP1L'nin ve CP1E'lerin modülleri genelde 60.000 ve 12 120.000'lik bir sayı vardır. Pardon, 12.000'lik bir maksimum değere göre çalışır. Eğer analog bir çıkış vermek istiyorsanız arkadaşlar, şimdi biz bu analogdan gelen sayıya göre hareket ettik. Diyelim ki ne? Analogdan yani kendimiz ekrandan verdiğimiz değeri analog çıkışı olarak yapmak istediğimizde şu iki değeri yer değiştiriyoruz. Yani bu 12.000 değeri aşağı yazıyoruz. Bu yüzdelik değeri yukarıya yazdığınızda ya bunu yüzde olarak değil bir şeyde yapabilirsiniz. Bir değere göre de hesaplattırabilirsiniz. Apple'nin real sistemi bu şekilde arkadaşlar. Şurası da bu ikinci kanal aperesi de normal integer bir sayı, reel değil de normal düz bir integer sayıya göre hareket eder. Bunun içinde de bu ilk D110 değerini bunun içini ayarlıyoruz arkadaşlar. Bunun linear fonksiyona göre ayarlamış oluyoruz. Bunun için hex desimal sayısını 801 olarak D110'un içine atıyoruz arkadaşlar. Bu D110'un içine heksadesimal sayı olarak 801'i attığımızda integer olarak çalışır. Bu durumda yine ilk sıfırını 0 atıyoruz. Y sıfırını 0 atıyoruz. X1'ine 12.000 değerini atıyoruz. Ve yüzdelik olarak çalışmasını istediğimiz değeri buraya yazıyoruz arkadaşlar. Ve şu ortadaki değere de bir değer verdiğimiz zaman diyelim ki ne analogdan 12.000 bir değer geldi, maksimum değer geldiğinde bana %100 çıkış vermiş olacak. Diyelim ki ne 1.000 bir değer geldiğinde %8 bana bir değer verecek arkadaşlar. 22.500'lük bir değer geldiğinde de %21 değer gelecek arkadaşlar. Eğer diyelim ki ne bir motorun sürmek istiyorsunuz varsayalım. Yani ekrandan sıfırla %100 arasında bir değer verdiğinde motorum benim %100 dediğinde maksimum çıkış ver dediğinizde şu iki değeri yer değiştireceksiniz arkadaşlar. Real şeydeki gibi real fonksiyonun dediği tanesini yapalım. Şuraya da 12.000 yapıp PS'imize yollayalım. Buraya 100 dediğimizde gördüğünüz gibi D52'nin 12.000 olduğu, yani ekrandan buradan D2'ni ekrana tanıttığım zaman 100 dedim, bu motor maksimumda çalışacak. 50 dersem 25 Hz'de çalışmış olacak. 25 dersem %25'lik bir çalışma olacak. Omron'da da skala sistemleri bu şekilde. Bunu tabii ki matematiksel işlemlerle de yapabilirsiniz. İşte 12.000'i 100'e bölüp işte bunu diyelim ki ekrandan %100 dediğinizde %100 çarpı 120 dediğinizde 12.000 olur. Ve bu şekilde de hesaplayarak da yaparsınız. Bu fonksiyon bir noktanın kullanarak da yaparsınız. Omron'un apr komutuyla sinüs kosinüs hesaplaması. Dediğim gibi arkadaşlar şurada sinüs hesabı yapmak için 0 veriyoruz buraya. Kosinüs değeri için şu en sağına 1 yapıyoruz. Ve linear fonksiyonu olarak da x-y koordinatlarını kullanarak da işlem yapıyorsunuz arkadaşlar. Apr komutu bu şekildedir. Apr komutunu genelde biz
sistemlerinde kullanırız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.